Herkese merhabalar, ben Ersin Doğan. Bugün kızım Nunu ile birlikte sizlere 3 farklı sepet saksı yapımını göstereceğiz. Bu 3 tane saksıda da gerçekten kullanacak yöntemler oldukça basit. Biraz emek vererek siz de kendi evinizde rahatlıkla, kolaylıkla yapabilirsiniz. İhtiyacımız olanlar ise ince ve kalın biraz jüt ip ve pamuklu hala tip diyebiliriz. Ben bu sepetleri saksı olarak değerlendirmek istedim ama siz kendiniz farklı boyutlarda arzu ettiğiniz ihtiyaçlarınıza göre tekrardan yapabilirsiniz. İlk önce yoğurt kabımızın baş kısmını kesmekle işe başlıyoruz. Bu baş kısmı atmayın çünkü 3. sepet yapımında tekrar kullanacağız. Aslında biz bu yoğurt kabını bu ilk sepet yapımında bir kalıp olarak kullanacağız. Ve kalıbınızın rahat çıkması için de ilk önce alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Kapladıktan sonra 8 milim dediğimiz pamuklu halat ip ile arkadan başlayarak sıcak silikon yardımıyla tüm ipleri böyle birbirine yapıştırıyoruz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken 3 tane nüans var. Bunlardan ilki sıcak silikonu alüminyum folyoya değil de ipin üstüne sıkmak. İkincisi sıcak silikonu ne çok fazla ne de çok az sıkma. Üçüncüsü ise sıcak silikon ipin alüminyum folyoya yakın kısmından sıkmak gerekiyor ki dışarıya taşma yapmasın ve ipler sadece birbiriyle yapışsın. Sepetimiz hazır ve sepeti kalıptan çıkarma işlemi yapıyoruz. Bu aşamada ise ince bir jüt ip alıyorum. Bu jüt ipi etamin iğnesine geçiriyorum. Etamin iğnesiyle dikmemin sebebi ise etamin iğnesinin ucu sivri olmadığı için dikme işlemi daha rahat gerçekleşiyor. Ama siz elinizde yoksa illa etamin iğnesini yapmak zorunda değilsiniz. Ben birkaç kat sadece bu dikme işlemini gerçekleştireceğim. İlk sırada sadece iki halatı birbirine bağlayacak şekilde içten döndürüyorum. İkinci sırada ise baştan üçüncü ve ikinci halatı kapsayacak şekilde dikiyorum. Üçüncü sırada ise bir sonraki halatı da dahil ederek iç dikme işlemini bitirmiş oluyorum. Dikme işlemi bittikten sonra 5 milimlik bir yine urgan ipi kullanıyorum. Eğer sizin elinizde yoksa 2 milimlik urgan ipini birkaç kat yaparak balık sırtı dediğimiz saç örgüsü şeklinde uygulayabilirsiniz. Ben önce sapları yapıştırdım. Daha sonrasında ise orta bölüme gelecek şekilde bu bant kısmı yapıştırdım. Ben bunu ilk olarak yaptım aslında ama bir baktım videoda çıkmamış. Yani video çekilmemiş, kamera durmuş artık ne olmuş bilmiyorum. Mecburen yeniden yaptım. Zaten videoda da bir önceki silikonun izleri duruyordu. Bant kısmında yine silikonla yapıştırdıktan sonra bu kez yoğurt kabımızın iç kısmını kesiyorum. İç kısmını zemine oturtarak zeminde daha düz ve dik durmasını sağlıyorum. Daha sonrasında elime biraz kraft kağıt alıyorum ve birkaç kat kaplıyorum. Bunu da sıcak silikon yardımıyla iç kısma yapıştırıyorum. Böylelikle ilk sepetimiz bitmiş oluyor.
sonraki sepette ise bir düğüm tekniği öğreniyoruz. Bu aslında zincir düğüm dediğimiz insanların tığ ile de yaptığı bir düğüm çeşidi. Ama ben tığ ele örgüsü bilmediğim için, sadece elle yapmayı bildiğim için elle yaptım. Bunu böyle iyice hazırlayıp daha sonrasında eğer sepet yapımına başlarsanız daha kolay olur sizin için. Bunun için ben yine 5 milimlik bir jütip kullandım. Bu sepet yapımında yaklaşık toplamda 40 metre bir 5 milimlik jüt ip kullandım. Bu sepet ise diğer sepetten biraz daha büyük olacak. O yüzden onun için ise 10 litrelik bir boya kabından faydalanıyorum. Bu boya kabının ise yine baş kısmını kesiyorum. Baş kısmını kestikten sonra yine sıcak silikon yardımıyla bu yapmış olduğumuz zincirleri tekrardan bu kez birbirine değil de kovaya yapışacak şekilde İyice silikonluyoruz. Bunda alt kısım gözükmeyeceği için ben taban kısmına yapma gereksinimi duymadım. Eğer siz yapacaksanız ilk sepette olduğu gibi ortadan başlayarak döne döne devam ettirebilirsiniz. Burada size tavsiyem biraz sıcak silikonu tabii daha fazla sıkmanız. İyice yapışması için. Yarısını yaptıktan sonra ben daha sonrasında sap kısımlarını yapıyorum. Sap kısımlarını yine aynı düğüm tekniğiyle uyguluyorum. Üst kenar kısımdaki o kötü görüntüyü almak için bir sırada üstüne dönüyorum. Daha sonrasında tabi sepetimiz bitmiş oluyor. Bu sepetin boyutlarını istediğiniz kadar arttırıp azaltarak evinizin birçok farklı alanında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi 3. sepet yapımına. 3. sepet yapımında ilk sepetimizde kullandığımız yoğurt kabının üst kısmını kullanıyoruz. Bunu öncelikle ters çeviriyoruz ve tutma sap yerini çıkarıyoruz. Ben daha sonrasında elimde olan pampasların saplarını kesmiştim. Onları da atmamıştım. Ama siz elinizde böyle bir ahşap çubuk yoksa çöp şiş de kullanabilirsiniz. Bunları bol silikon yardımı ile bu yoğurt kabının baş kısmına yapıştırıyoruz. Bunlar zaten böyle gözenekli bölmeler olduğu için gayet sağlam oluyor. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki aşamada ise ben sapları istediğim ölçüde kısalttım. 5 milimlik jüt ipinin ucunu silikonla yapıştırdım. Ve bir içeriden bir dışarıdan olmak üzere devam ettiriyorum.
Örgü işlemini yaparken ara ara aşağı doğru ittiriyorum sıkıştırmak için. Yarısını jütiple yaptım. Kalan yarısını ise bu pamuklu hala tipiyle devam ettiriyorum. Ama tabii siz isterseniz komple jütiple de yapabilirsiniz. Ya da jüt halatla da yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin istediğiniz gibi şekillenebilir. Pamuklu hala tiple sardıktan sonra sepetimizin formu kendiliğinden konik bir forma dönüşüyor. Daha sonrasında ben kalan sapları da kestim ve kalın bir karton yardımıyla iki kat bir taban oluşturdum. Bu tabanları da sıcak silikonla saksının altına yapıştırdım ve kuruduktan sonra ise bu halat, pamuklu hala tiple etrafını döndüre döndüre tüm saksıyı kapladım. Baş kısmında ise plastik kısmı kapatmak için bir önceki sepet yapımında kullandığım zincir halattan yaptım ve bunu da yine sıcak silikonla iki kat olacak şekilde turlayarak da bitirmiş oldum. İç kısmındaki fazla ipleri kestikten sonra taban kısmının daha sağlam olması için bir de içten silikonla iyice dolduruyorum. Daha sonrasında içine çiçek koyduğumuzda su, nem gibi zarar verici olaylar olmasın diye bir de iki kat poşeti de iç içe geçirerek baş kısmından silikona yapıştırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, içinizden bir şey yazmak geliyorsa yorum, öneri ve eleştirileriniz için yorum yazmayı ve son olarak da tabii ki kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.